الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, bugünün ehemmiyeti sebebiyle regaib üzerinde biraz durmak istiyoruz. Zira dün gece regaib gecesiydi, bugün de regaibin sabahıdır. Daha güzel, daha manalı, üstelik cuma günü bulunması sebebiyle mesele üzerinde biraz durmak lazım. Bildiğiniz gibi Allah katında her şeyde olduğu gibi günlerin ve gecelerin de birbirinden üstün olanı, dereceli olanları vardır. Bu gayet tabii ve normal bir şeydir. Cenab-ı Hak günlerin ve gecelerin bir kısmını öbürlerinden daha faziletli, daha kıymetli yaratmış, öyle murad etmiştir. Günleri yaratan O'dur, derecelendiren de O'dur. Bundan daha tabii ne olabilir? Aylar içerisinde de işte üç aylara Recep-i Şerif diye bildiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan diyerek İslam kaynaklarına geçmiş bulunan bu üç aylara Allahu Teala hususi önem veriyor. Kıymet veriyor, değer veriyor. Allah'ımızın takdiri bu. Allahu Teala bu üç aya rağbet ediyor. Biz de rağbet edeceğiz. Allahu Azimüşşan seviyor. Biz de seveceğiz. Allahu Teala bu üç ayı öbür aylardan üstün tutuyor. Biz de tutacağız. Kaynak Allah'a dayanıyor. Evet. O halde burada ittifak ettikten sonra üç ayların başladığını, dolayısıyla üç aylara rağbet edilmesini, kıymet verilmesini ikaz ve işaret etmek için birinci kandil regaib kandili oluyor. Bir ikaz lambası gibi yeşil ışık yanıyor. Regaib kandiliyle yeşil bir ışık yanıyor. Allah'ın rahmeti başladı, geçin, geçin, geçin diyor. Allah'ın yoluna rağbet edin, regaib, regaib, rağbet, rağbet edin. Başlıyor, yürüyün, geç kalmayın, geri kalmayın, neme lazım demeyin, yürüyün diyor Rabbil Alem. Regaib. Yeşil ışık yanıyor. Cennet yolcularına yeşil ışık yanıyor. Ehlullah'a yeşil ışık yanıyor. Geçin deniyor. Rahmetim başladı, lütfum başladı, keremim başladı. Yürüyün, durmayın, gerilemeyin, arkada kalmayın deniyor. Regaib'i böyle anlamak lazım. Kelime zaten bildiğimiz bir kelimedir. Regaib, ragibenin cem'idir. Arapça bir kelime ama Türkçe'de çok kullanıyoruz. Rağbet, rağbet, rağbet. Rağbet kelimesi Türkçe bir kelime haline gelmiştir. Rağbet. Kelimenin, regaib'in kökü rağbettir yani. Kelime bize mal olmuştur, Türkçemize yerleşmiştir, yabancımız değildir, tanıyoruz, biliyoruz. O halde bu açıdan meselemize girebiliriz şimdi hemen. Evet. Şimdi meselenin asıl kökü şu. Yeryüzünde Müslümanın varlığı tereddütsüz kabul edilen bir hadise. Yeryüzünde bugün dünyadaki insan nüfusu içerisinde, insan kalabalıkları içerisinde Müslüman olanların adedi, sayısı 1 milyarı rahatlıkla buluyor. 1 milyar Müslüman. Bundan 10 yıl evveline kadar 700 milyon idi. 800 milyon civarındaydı.
Şimdi kesinlikle anlıyoruz ki 1 milyar Müslüman var dünyada. Kim neyi inkar ederse etsin, yeryüzünde 1 milyar nüfusa balik olmuş bir İslam alemi olduğunu kabule mecburdur herkes. Yeryüzünde Müslümanlar var mı? Var demeye mecbur herkes. Var. Büyük bir kitle, 1 milyar nüfusuyla dehşetli bir İslam topluluğu vardır demeye ve bunu kabul etmeye Amerika'da mecbur, Rusya'da mecbur, herkes mecbur. Müslümanlar var. Şimdi bu noktayı tespit ettikten sonra mühim bir sual daha kalıyor. Peki bunca insan kalabalıkları içerisinde Müslümanların hikmeti vücudu ne? Neden Müslümanlar Müslüman olmuşlardır? Müslümanın varlığının sebebi ne? Müslümanı Yahudi'den ayıran ne? Müslümanı komünistten ayıran ne? Müslümanı Hristiyan'dan ayıran ne? Müslümanı sosyalistten ayıran ne? Bunlar çok mühim meseleler bunlar. Bu suallerin cevabını veremiyorsanız İslam'dan sayılmazsınız. Bir Müslümanın Yahudi'den, Hristiyan'dan, komünistten, sosyalistten, faşistten, teröristten, anarşistten ayrı tarafı ne, farkı ne? İşte rağbet meselesi şimdi geliyor, regaib meselesi geliyor. Yahudi'nin rağbeti başka, senin rağbetin başka olacak. Hristiyan'ın rağbeti başka, senin rağbetin başka olacak. Komünizmin vesaire izim diye devam eden kelimelerin temsil ettiği rejim ve sistemlerin rağbeti başka, Müslüman'ın rağbeti başka. Mesele buradan ayrılıyor, buradan teferruata ilerliyor. Rağbet. O halde işi temelden tespit ettikten sonra Müslümanların rağbetinin ne olduğunu vaka Müslümanlar biliyor ama yeniden canlandırmak için söyleyelim. Müslüman olsun da şu cami-i şerife kadar gelsin de Müslümanın rağbetinin, ragaibinin ne olduğunu bilmesin mümkün değil. Eğer Allah'a, eğer İslam'a rağbetiniz olmasaydı, ragaibiniz İslam olmasaydı, ragaibiniz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı, bir saat, hatta 1,5 saat evvelinden gelip de şurada yer almazdınız. Rağbetiniz Allah olduğu için geldiniz. Vakıa eksiklerimiz, kusurlarımız, noksanlarımız var. Henüz pişmemişiz. Henüz kamil olmamışız. Henüz itikadımızı, inancımızı, İslam'ımızı yaşayamıyoruz ama rağbetimiz Allah'adır. Onun için biz buraya gelmiş bulunuyoruz. Bunda tereddüt etmek mümkün değil. Ancak şunu hemen söylemek gerekir ki caminin içinde bir araya gelmişiz. Aynı saflara, aynı sıralara toparlanmışız. Bir arada bulunuyoruz. Kalıplarımız aynı hizada, aynı noktada, aynı istikamette, aynı kıblede. Kalıplarımız, kalıp, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, bedenimiz, bünyemiz, çatımız tam kıble istikametine müşterek bir ittifak içinde bir araya gelmişiz. Ancak acaba şurada oturan, şurada namaz kılmaya gelen, şurada toplaşan, bekleşen Müslümanların kalpleri, yürekleri, vicdanları, gönülleri de acaba aynı noktada ittifak etmiş mi? Meselemiz budur bizim. Kalıplarımız bir araya gelmiş ama kalplerimiz de gelmiş midir? Kalıplarımız, bedenlerimiz, vücutlarımız bir araya gelmiştir ama gönüllerimiz, kalplerimiz de bir araya gelmiş midir, gelmemiş midir? Mesele burada başlıyor. Eğer manevi olarak o gürültüyü, o çocuk sesini kesin lütfen.
gönüllerimizdeki rağbet tevhid noktasına ulaştığı zaman kalpler de bir noktaya gelecektir. Gönüllerimizde, kalplerimizdeki rağbet sırrı, neye rağbet edeceğimizin hükmü, hakikati aynı noktaya geldiği zaman ittifakımız tamamdır. Ama henüz o noktaya gelmedik. Evlerimizde İslam'ı yaşayamadığımız için, sokaklarda, caddelerde, çarşılarda İslam'ı yaşayamadığımız için, şunu sağ elime aldığım Kur'an'a yemin ederek söyleyeyim ki, bugünkü sokaklarımız, caddelerimiz, çarşılarımız, pazarlarımız, dükkanlarımız, mağazalarımız, okullarımız İslam'ın hakim olduğu yerler değildir. Vallahi bu caddeler İslam'ın caddesi değildir. Vallahi bu çarşılar İslam'ın çarşısı değildir. İslam hakim değildir. İslam, Kur'an, Hazreti Habibullah yaşadığımız cemiyetin çarşısına hakim değildir. Caddesine hakim değildir. Mektebine hakim değildir. Üniversitesine hakim değildir. Gazetecisine hakim değildir. Televizyona hakim değildir. Radyoya hakim değildir. İslam hakim değildir. İslam bir caminin içerisinde dört duvarın mahkumudur. Mahkumudur bugün. Sokaklarda İslam yaşanmıyor. Sokaklarda her şey Allah'a isyan tablosu arz ediyor. Belinden aşağısına geçirdiği kot pantolonuyla, her türlü boyasıyla, cilasıyla genç kızlar ve kadınlar arşın altında Allah'a isyan etmeyi medeniyet telakki ediyorlar. Onların rağbeti Allah değil. Onların regaibi Allah değil. Onlar Hazreti Muhammed'i aramıyorlar. Onların örnekleri, onların modelleri, onların istikametleri Allah değil, Resulullah değil. Onlar Paris'i kendilerine örnek seçmişler. Onlar Londra'yı, onlar Roma'yı, onlar Bonn ve Berlin'i, onlar Paris şehrini kendilerine Kabe edinmişler. Onların rağbeti Paris. Tırnaklarında oje, dudaklarında ruj olan kadınlara sorun. Benim rağbetim Allah değil, benim rağbetim Paris'tir diyecektir. Bu topluluk İslam topluluğu değildir. Siz hangi regaib kandilini kutluyorsunuz? Sorun yüreklerinize, sorun gönüllerinize, canınızdan ve malınızdan vazgeçerek Allah'a ve Allah yoluna her şeyinizi verebiliyorsanız işte regaibiniz ve regaibiniz vardır. Yoksa regaib kandilinin kutlanması boşunadır. Senin cadden ve çarşın böyleyken, Aksaray meydanına inip bakın, köprü altında alenen kadın satılıyor. Ayak üstünde şarap içiliyor yüz binlerce insan. Piliçler kızartılıyor içkiciler için. Allah'a isyan arşa çıkıyor Aksaray'da, İstanbul'da. Sen hangi regaib kandilini kutluyorsun? Sen sabahlara kadar ağlayacaksın. Minarelerin ışıkları sönecek, kan ağlayacaksın. Hangi İslam cemiyetinde kutluyorsun regaib kandilini sen kardeşim? Uyuyamamışsın sabahlara kadar ben. Anarşizmin kol gezdiği memleket İslam memleketi midir? Zulmün icra edildiği ülke İslam ülkesi midir? Hangi İslam ülkesinden bahsediyorsunuz? Televizyon aynasında sırtına kadar soyunmuş kadınların dans ettiği memleket vallahi İslam memleketi değildir. Sen hangi regaib kandilini kutluyorsun? Ne hakkın var kutlamaya bu kandili? Ağlayacaksın. İslam'ın cemiyetini buluncaya kadar ağlayacaksın. Hazreti Sultan Fatih'i buluncaya kadar ağlayacaksın. Hazreti Muhammed'i buluncaya kadar ağlayacaksın. Allah'a isyan edilmeyen bir cemiyeti buluncaya kadar ağlayacaksın. Kutlama merasimi yok sana, haram sana. Hangi kandilden bahsediyorsunuz? Benim ecdadımın ruhları, benim Sultan Fatih'imin ruhu sızlıyor. Topkapı
surlarının dibinde zina ediliyor. Topkapı surlarının dibinde, Edirne kapının sur dibinde fuhuş yapılıyor, zina yapılıyor. Hangi de gayip kandilinden bahsediyorsun kardeşim? Gençliğin nerede senin? Zürriyetin nerede senin? Okulların ne alemde? Bugünkü eğitim sisteminde Allah'a rağbet yoktur. Okul kitaplarında Allah yoktur. Peygamber yoktur. Neyine güveniyorsun sen? Hangi kandilini tebrik edeyim senin? Hangi regaib kandilinden bahsedeyim sana? Yetişen nesil komünist yetişiyor. Yetişen nesil dinsiz yetişiyor. Yetişen nesil anarşist yetişiyor. Sen hangi kandilden bahsediyorsun? Kur'an-ı Mübin figan ederek sesleniyor. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ey Müslüman! Bir saniye boş vakit geçirme diyor Kur'an. فَاِذَا فَرَغْتَ فَرَغَ boş zamanı olmak demek insanın. Farih olmak, bir işten kurtulup boş kalmak. Boş kaldığınız zaman, zamanınız olduğu zaman, vaktiniz olduğu zaman, nefes alacak kadar zamanınız olur olmaz, fensab, Allah için yorulun, İslam için mücadele edin diyor Kur'an-ı Kerim. Sen yatıyorsun hala. Kahvehaneler tıklım tıklım gıybetçilerle dolu, kumarbazlarla dolu, sokaklar zanilerle dolu, caddeler canilerle dolu, her şey felaket içerisindeyken sen hangi kandili kutluyorsun Müslüman? وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ رَغِبَ يَرْغَبُ Arapça rağbet. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Yalnız Allah'a rağbet et. Seni yoktan yaratan Allah'a rağbet et. Nerede bu sır ve hikmet şimdi? Allah'a rağbet edenler mi fazla memleketimizde? Allah'a isyan edenler mi fazla? Günde beş vakit namaz kılmayanın rağbeti Allah değildir. Günde beş vakit namazını kılmayan kadınların ve erkeklerin Allah'la hiçbir alakası yoktur. Hangi rağbet, hangi regaib kandilini kutluyorsunuz? Ey Müslüman Hacı Efendi, ey Müslüman kardeşlerim, evinizde namaz kılmayan nesilleriniz var. Evinizde Allah'a isyan eden kadınlarınız, kızlarınız var. Ve siz Allah'a isyan eden çocuklarınıza aşçılık ediyorsunuz, yemek taşıyorsunuz, elbise taşıyorsunuz. Siz asilerin hizmetine girmişsiniz. Hangi ak yüzle, hangi açık alınla regaib kandilini kutluyorsunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Yürekleriniz çatlamıyor mu? Şuurlarınız donmuyor mu? Ve ızdırabını hissetmiyor musunuz bu hadiselerin? Rağbet etmeyeceksiniz Allah'a isyan edenlere. Hanımlarınız dahi olsa, her zaman söylüyorum, açın Nisa suresini, Nisa suresini Allah-u Teala kadınlar hakkında müstakil sure inzal etmiştir. O surenin ismi Suretün Nisa'dır. Nisa kadınlar demek. Allah-u Teala kadınları yaratmış fakat sokağa atmamıştır. Kadınlar hakkında Kur'an'da müstakil bir sure vardır, sure. Ve orada hükmünü belirtiyor. Neye rağbet edeceğini söylüyor. Ve bir küçük, bütün bir ayetin içerisinden aldığım şu hükmü belirtmeden geçmeyeyim. Sık sık söylerim ama tekrarında fayda var. Vehcuruhunne fil medaci'i. Rabbül Alemin öyle buyuruyor. Ey Müslüman erkekler! Ayetin başında er-ricalu kavvamune alen nisa'i diye başlar. Kadınların isyanından o kadınların kocaları sorumludur Kur'an'a göre.
Kur'an'a göre konuşuyorum. Kimseye göre değil. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah-u Teala buyuruyor ki, nikahınızın altında yaşayan kadınlarınızın başını bacağını açmasından sizi sorumlu tutacağım. Nikahınızın altında yaşayan kadınların namaz kılmamalarından sizi mesul tutacağım. Rağbet. Öyleyse mücadele ediniz. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ Namaz kılıncaya kadar, başını bacağını örtünceye kadar, tesettür altına girinceye kadar, nikahınızın altında bulunan kadınlarla aynı yatakta yatmayın. Yataklarınızı ayırmıyor Allah-u Teala. Rağbetinizi anlayayım bana hele. Namaz kılmayan açık saçık kadınlarınızla aynı yatakta sarılıp yatarsanız ikinizi de cehenneme odun yaparım diyor Allah-u Teala. Hani senin rağbetin Allah'a? Demek ki hanımına gösterdiğin rağbet Allah'tan fazla olmuyor senin. Daha ne diyerek ayıp kandilini kutluyorsun sen? Sana ne ayıp kandilinde? Senin rağbetin Allah değil ki. Öyleyse. Bakın regaib kandilin hangi açıdan ele alıyoruz biz? Öyle alışıla gelmiş efendim çıkıp da işte 3-5 tane mevlidçi bir gürültüyle, bir nameyle, bir terennümat ile regaib kandilini savmanın zamanı geçti. İnanmıyoruz böyle şeylere biz. Regaibi iyi anlayacağız. Rahmettedir. Hazreti Muhammed Mustafa kimdir? İyi anlayacağız. Dünyanın en büyük inkılabını yapan zat. Dünyada şirki kaldıran peygamber. Dünyada zulmü kaldıran peygamber. Eşyadan ve maddeden koparıp kainatın rağbetini Allah yapan peygamber. Bir takım mevlid negamatıyla savamazsınız bunu. Kabul etmez benim yüreğim bunu. Amenna onun derecatı yüksek Resulullah'ın. Onun makamı yüksek. Ama senin makamın yerin dibi olmuş bugün. Onun makamı çok yüksek Habibullah'ın ama senin makamın neresi? Hak dünya milletleri arasında ayak altında eziliyoruz bugün. 2 milyon insanımız kafir Avrupa'ya işçilik ediyor bugün. Hani senin rağbetin ve gaybin nerede? Hani senin imkanların? Hani senin hakikatin, hani senin izzetin ve namusun? Bir takım mevlid okuyucularının icra ettiği merasim beni tatmin etmiyor vallahi ve billahi. Hiç tatmin etmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Regaibi iyi anlamak lazım. Mühim, çok mühim bir hadisedir bu. Geldi bir akkuş kanadıyla revan. Tamam, amenna. Ya senin halin ne? Sen kimsin? Arkamı sığadığı kuvvetle eman. Amenna ve saddakna. Fakat senin arkanı kim sığıyor? Sen kimsin? Senin halin ne? Senin karın kızın ne alemde? Senin mekteplerin ne alemde? Memlükten sana ne bu haldeyken sen? Regaibi çok değişik açıdan ele alıyor ve Kur'an istikametinde tefsirine çalışıyoruz. Bakın. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Bugün ayağındaki ayakkabıdan saçlarına taktıkları tokalara kadar neslimizin rağbeti vallahi Allah değildir. Ayağına geçirdiği ayakkabıdan, bacağına geçirdiği pantolondan, sırtına geçirdiği bluzdan, tırnağına geçirdiği ojeden, dudağına taktığı rujdan, her şeye kadar bu nesil İslam'ın nesli değildir. Hangi regaib kandilini kutluyorsun hacı? Neslinin rağbeti Allah olmalı ki regaib kandilini kutlayasın. Anla benim maksadımı, anla benim meramımı, anla benim ızdırabımı, anla benim yüreğimdeki çarpıntıyı. Ben bu cemiyete İslam cemiyeti demiyorum. Caddesiyle, sokağıyla görüyorsunuz. Haramlar, isyanlar çepeçevre kuşatmış bizi.
Mahalle bakkalları adeta meyhaneye dönmüş bugün. İçkisiz ne bir bakkal var ortada, ne bir çakkal var. Her şey Allah'a isyan ile başlıyor, isyanla bitiyor bugün. Bu cemiyet İslam cemiyeti midir? Hatta geçenlerde derin derin düşündüm. Çukurova'yı inceledikten sonra düşündüm. Bugün hacılarımızın, hocalarımızın, hatta tarikat erbabımızın bile, tesbihli tarikatlı kardeşlerimizin bile tereddütsüzce fırından alıp yediğimiz ekmek var ya, fırınlardan alıp yediğimiz ekmekleri hatırlıyor musunuz? Araştırdım, bir de baktım ki bu ekmeklerin hasıl olduğu buğdaylar Çukurova arazisinde yüzde bilmem kaç nispetiyle korkunç faizli kredilerle ekiliyor. Ve sen faiz kanalından gelen ekmekleri yiyorsun Müslüman. Hangi feyizden bahsediyorsun? Hangi regaipten bahsediyorsun? Bir karış toprak faizli kredisiz ekilmiyor, ekilmiyor. Ve sen faizle ekilen buğday ekmeğini yiyorsun çatır çatır. Hangi tesbihten, hangi tarikattan bahsediyorsun sen? İslam'ın cemiyeti kuruluncaya kadar tarikatlar, hareketler, tesbihler bilmem ki ne sonuç verecekler. Yediğin ekmek bile faiz kanalından geliyor. Sırtına giydiğin elbiseler, pamuklu dokumalar, mensucat sanayi baştan başa faiz üzerine kurulmuş memlekette. Hangi hürmetten, hangi rahmetten, hangi ilahi rahmetten bahsediyorsun? Faizin en küçüğünden en büyüğüne kadar Allah lanet etmiş olduğunu Allah'ın Resulü figan ederek söylüyor ve sık sık söylüyorum. Er-riba selasün ve seb'ûne baben eyseruha en yenkihar racülü ümmehu emamel kâbe. Faiz denilen lanetin, rezaletin o kadar çeşidi, o kadar envâ-ı aksâm-ı eczası var ki 73 çeşit faizcilik var diyor Habibullah. En küçük faizin, en küçük ve en basit, en kolay faizin, faiz almanın ve vermenin Allah katındaki günahı bir Müslümanın Kâbetullah'ın önünde anasıyla fuhuş yapması gibidir diyor Resulullah. Bu cemiyete Müslüman cemiyet mi diyorsunuz siz? Yapmayın Müslümanlar, kendi kendinizi aldatmayın. Hangi İslam cemiyetinden bahsediyorsunuz? Hangi kandil mevlidinden, hangi mevlid kandilinden bahsediyorsunuz? Tatmin olabilir misiniz? Şuurunuz doyabilir mi sizin? Hayır. Bakınız, Tevbe suresinin 59 numaralı ayetini arz edeceğim. Bugün bizim neslimiz, nefsimiz, cemiyetimiz, her şeyimiz Allah'ın rızasına uygun mu değil mi? Cevabını vicdanınızda siz vereceksiniz. Mevlamız buyuruyor ki وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَكَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ سَيُجْزِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Eğer onlar şu insan toplulukları, şu insan kalabalıkları Allah ve Resulünün emrettiği hususlara, hükümlere razı olsalardı ve Allah bize yeter deselerdi, bize muhtaç olduğumuz her şeyi verecektir deselerdi, daha inna ilallahi rahibun, bizim rağbetimiz yalnız Allah'adır deselerdi, ben bu cemiyeti arzın üzerinde mahkum değil, hakim kılacaktım diyor Allah-u Teala. Biz bugün mahkumuz. Avrupa'dan gelecek kredilere mahkumuz. Amerika'dan gelecek yardımlara mahkumuz. Kafir Avrupa'dan gelecek avuç dolusu kredilerle yaşamaya mahkum edilmişiz. Ben şanlı tarihin evladı, ben Bizans'ı fetheden Fatih'in torunu, hazmedemiyorum bu hadiseleri ben. Çıkıp da
boğazın en dar noktasında, fetih tarihinde bulunmamız hasebiyle söylüyorum. Şimdi bugün Robert Koleji'nin bulunduğu sahaya, noktaya çıkıp da bir takım hadiselerin, bir takım olup bitenlerin karşısında paniğe kapılmadan, en ufak irade zafiyeti göstermeden tepeye çıkıp da Sultan Fatih'in hiçbir şey beni yıldıramaz, ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni değişini hatırlıyorum Sultan Fatih'in. Sağ elini arşa kaldırmış, alnını secdeye koyduktan sonra elini Allah'a kaldırarak, semaya kaldırarak, ya Bizans beni alacak, ya ben Bizans'ı alacağım demişti. Ben bunların torunuyum öyle mi? Müslüman gençler, Müslümanlar, Müslümanlar, anlayın İslam'ı Allah aşkına. Rağbetiniz Allah olsun, rağbetiniz İslam olsun, yaşadığınız cemiyetin bütün rağbetleri Allah'ın ve İslam'ın ortaya koyduğu hakikatler olsun. وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulünün getirdiği hükümlere eğer razı olsalardı. Bugün bizim neslimiz razı mıdır bu Allah'ın hükümlerine? İçki satan bir Müslüman, diyorum ki siz Müslümansınız bakın, babanız da hacıymış, anneniz de hacıymış, ne kadar güzel, müminsiniz, isminiz de Mehmet, Ahmet, pekala, namaz da kılıyor, tesbih de çekiyorsunuz galiba, evet. Peki neden bu bakkalda içki satıyorsunuz? İçki Allah'ın lanet ettiği bir maddedir. Allah haram etmiştir. Neden buna razı oluyorsunuz? İçki satmaya neden razı oluyorsunuz? Ve namaz kıldığını söyleyen bu aptal Müslümanın bana verdiği cevap şu oldu. Hocam eğer bu içkiyi satmasam acımdan ölürüm diyor adam. Daha inanmamış adamın kıldığı namazdan ne hayır gelir? Bakın Allah'a inanmamış bu adam. Niye inanmamış? Resulullah'ı dinleyelim. وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Ey müminim diyenler, Allah neyi haram ettiyse, neyi günah ettiyse, o günah ettiği, haram ettiği şeyde size rızık yoktur, şifa yoktur diyor Rabbül Alem. Sen hala rızıktan bak, Allah'a inanmamışsın sen. Hangi hacdan, hangi namazdan, hangi alayıp kendinden bahsediyorsunuz? Adam, İçki satmasam ölüm, acımdan ölürüm diyor. Bu adamda iman var mıdır kalbinde bu adam? Bu cemiyet İslam cemiyeti değildir. İspatına hazırım her yerde, her mahkemede, her meydanda, her zindanda hazırım bunun ispatına. Gelsinler konuşalım. Evet. Bütünüyle yıkıntıya doğru gidiyoruz. Ben önce kendi cemaatimi ikaza çalışıyorum. Kimseyle bir alakam yok. Ve bu konuşmalarımı şunun veya bunun namına yapmıyorum. Elimde Kur'an olduğu için konuşuyorum. Eğer bunları söylemeyin diyeceklerse önce Kur'an'ı ortadan kaldırmaları lazım. Ya beni ortadan kaldıracaklar ya Kur'an'ı kaldıracaklardır. Ama inşallah ikisine de ne bizi ortadan kaldıracaklar ne Kur'an'ı, Allah'a yemin ediyorum, hiçbirisinin gücü yetmeyecektir. Tarsus'ta figan ettim. 50 bin kişilik cemaatle sahra namazı kıldık Tarsus'ta. Ashab-ı Kehf'in önünde, mağara önünde. Gözlerimizden yaşlar aka aka ehlullahın önünde figan ettik. Ve dedim ki Allah'ım sen Habibine şöyle buyuruyorsun. Em hasibte enne eshabel kehfi vel rakimi kânû min âyâtina acaba. Ey Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kehfin haline bakıp ne acayip şey deyip de bizim pek acayip hayret uyandıracak mahlukatımızın, hayret verecek hadiselerimizin sadece ashab-ı kehf mi olduğunu zannediyorsun? Biz öyle şaşılacak, öyle hayret edilecek hadiseler meydana koyacak ve yaratacağız ki ashab-ı kehiften daha dehşet olacak. Bakınız,
kânû min âyâtina acaba. Acep demek yani hayret veren şey, taaccüp edilen şey. Resulüm, Habibim, sakın ashab-ı kehfin haline bakıp da şaşmayasın. Daha çok şaşılacak işlerimiz var diyor Allah-u Teala. Nedir diye sordum orada. Ashab-ı kehfin önünde sordum. Nedir acaba daha şaşılacak şey? Evet şunu söylemek istiyorum. Ashab-ı kehf Tarsus'ta o mağaranın içerisinde 309 sene. 309 yıl bir lokma ekmek yemeden, bir damla su içmeden, çürümeden, ezilmeden, üzülmeden 309 yıl Allah'ın misafiri olarak orada yaşadılar, uykuda 309 yıl geçirdiler. Ve sonra uyandılar, hayret. Sonra uyandılar ve kalktılar. Gayet tabii hayret edilecek şey bu. Bugün ilmin, fennin, tıbbın keşfedemediği sır ve hikmet. 309 yıl kalpleri attı, mideleri çalıştı, damarlarında kan dolaştı ama bir lokma yemediler. Sakalları büyüyordu, saçları büyüyordu, tırnakları büyüyordu fakat bir damla su içmiyorlardı. Gelsin de tıp, fen ve fizik bunu ayıklasın bakayım. Hayret edecek şey tabii. Rabbül Alemin buyuruyor ki buna şaşma, daha çok şaşılacak şeylerimiz var bizimle. Allah'ın ifadesi. Em hasipte hayret mi ediyorsun, öyle mi zannediyorsun? Dedim ki orada, evet, Ashab-ı Kehf'in hayatına 309 sene uykuda kalıp da uyanmalarına hayret etmek normal. Ama çok daha hayret edilen şey var. 300-400 senedir küfrün ve zulmün altında inim inim inleyen, horul horul uyuyan alemi İslam yeniden uyanıyor, yeniden kalkıyor. İşte buna şaşmak lazım. İşte hayret verecek şey budur. Amerika'yı hayrete düşüren İslam'ın uyanmasıdır vallahi. Rusya'yı dehşete düşüren İslam'ın uyanmasıdır. İngiltere'yi korkutan İslam'ın uyanmasıdır. Bütün Avrupa kıtasını korkutan yeryüzündeki Müslümanların Ashab-ı Kehf gibi uyanmış olmalarıdır. Sen de uyan. İslam'a ve Kur'an'a dikkat nazarıyla bak Müslüman. Bir takım oyunlarla, bir takım gaflete sürükleyici şeylerle oyalanma. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Yalnız Allah'a rağbet et. Yalnız Resulüne, Hazreti Muhammed'e rağbet et. Hayatında ve her şeyinde. Aleyhissalatu vesselam. Yıllarca neslimizi tahrip ettiler. Bursa'da Ramazan'da geçen, Ramazan'da Bursa'da vaaz ettiğim günlerde anlatıyorlardı. Bir İmam Hatip Lisesi öğrencisi hastalanmış, mühim bir hastalığa yakalanmış Bursa'da ve tıp fakültesinin hastahanesine yatırmışlar. Allah lütfetmiş, şifa bulmuş, böyle birdenbire o tehlikeyi atlatmış, iyileşmeye yüz tutmuş. Tıp fakültesinde öğretim görevlisi olan profesörlerden birisi çocuğu ziyarete gelmiş, adını sormuş, ismini, ünvanını sorduktan sonra nerede okuyorsun evladım diye sorunca İmam Hatip Lisesi'nde efendim demiş. Aa demiş profesör, okuyacak mektep bulamadın mı evladım? İmam Hatip Mektebi de mektep midir? Sen cenaze mi yıkayacaksın, pislik mi temizleyeceksin demiş. Bakın rağbetin nasıl kırıyor melhun. Neslimizin rağbeti nasıl kırıyor hain? Neslimizin rağbetini kesiyor İslam'a. Bu nasıl profesördür? Bu nasıl eğitim görevlisidir? Bu hangi milletin çocuğunu eğitecektir anlamıyorum. Ve vicdanımda kin taşır gibi, bir türlü kin taşımayayım diyorum ama mümkün olamıyor ve kendimi tutamıyorum. Bir kardeşimiz anlatıyor. Allah'a hamdolsun, İsyandan dönen bir kardeşimiz. Evvelce yaşadıkları hayat korkunçtu. Af buyurun, hanımı o kadar açık saçıktı ki burada tarif etmek mümkün değil. Her akşam kol kola girerdik, gazino gazino gezerdik hocam diyor. Diskoteklerde eğleşirdik.
disko dans kulüplerinde sabahlardık. İçkinin her çeşidi evimizde, büfemizde, dolabımızda yer almıştı. Tepeden tırnağa Allah'a isyan eden bir hayat içindeydik diyor. Ve böyle olduğu sıralarda da bütün mahalle bizi seviyordu diyor. Kapılarını bize açarlardı, çağdaş insanlar derlerdi. Aydın insanlar, çağdaş insanlar, basri insanlar, görgülü insanlar, bilgili insanlar, buyurun buyurun. Herkes evine çağırır, herkes akşam evine çağırır. Böyle bir mahallede şenlik, ihtişam. Ne zaman ki hidayet nasip oldu hocam diyor. Arkadaşım belki de beni dinliyor bu camide. Ne zaman ki hidayet nasip oldu hocam, anladım gittiğim yolun çirkinliğini, anladım Allah'a isyan etmenin felaketini, döndüm, namaz kılmaya başladım, sakal bıraktım genç yaşımda, yolumu ve yönümü değiştirdim, her şeyimle Allah'a yöneldim, camilerden çıkmamaya başladım. Bir başka ızdırap sardı beni diyor. Hanımım hala açık saçık, hanımım hala içki içiyor, hanımım hala rezalet yapıyor, hanımım hala gün evleri kabul günlerinde felaketler yapıyor. Duramadım, yaklaştım Allah'a sığına sığına, acaba hanımımı da ikaz etsem döner mi diye düşündüm diyor. Acaba döner mi? Acaba beni azarlar mı? Acaba beni bırakır gider mi? Acaba çocuğum yetim kalır mı? Acaba kızım öksüz kalır mı diye korktum diyor. Sığındım Allah'a, bir akşam ıssız bir hal içinde öz hanımımın yanına yaklaştım. Hanım dedim diyor. Bugüne kadar beraberdik. Beraber gazinolara gittik. Beraber disko danslarda bulunduk. Beraber diskoteklerde eğlendik. Beraber restoranlarda yiyip içtik. Beraber her şeyi yaptık. Ama ben döndüm artık. Ben rağbetimi Allah'a çevirdim. İsyanı bıraktım, itaata döndüm. Haramı bıraktım, helala döndüm. Lütfeder misin? Sen de döner misin? Sen de bana tabi olur musun? Sen de namaza başlar mısın? Sen de kapanır mısın deyince bir anda duraklama oldu. Kesin bir cevabı bekliyordum. Uçurumdan düşecekmiş gibi korku içindeydim diyor. Kadın, hanımım ayağa kalktı. Bugüne kadar seninle beraberdim. Ölünceye kadar beraberim. Ne istese yaparım dedi diyor. Ve o da kapandı. O da namaza başladı. O da örtündü. Fakat gelin görün ki hocam diyor. Birdenbire hayatımızın şekli ve akışı değişince mahalledeki komşularımızın apartmanlarının köşk sakinlerinin çevredeki çemberimiz içindeki insanların tavrı birdenbire değişti. Herkes bizden uzaklaşmaya başladı. Aa kızım sen de mi yobaz oldun? Aa kızım sen de mi bu yaşta kapandın? Bir hastalık mı geçirdin ki kapandın? Bir yerine bir yara mı çıktı? Kel mi oldun? Saçların mı döküldü ki örtündün? Sen de mi çağ dışı insan oldun? Yazık yazık şimdi namaz olur mu? Bu asırda Allah olur mu demeye başladılar diyor. Bakın şu cemiyetin haline. Siz bu cemiyete Müslüman cemiyet mi diyorsunuz? İçki içerken hüsnü kabul gösteriyorlar. İçkiyi terk edince kapılarını kapatıyorlar. Ve Allah yoluna düşmüş insanlara korkunç ve manevi bir zulüm işgal ediyorlar. Siz bu cemiyete Müslüman cemiyet demeyiniz. Yanılmayınız, şaşırmayınız. Cemiyetimizin akışı da böyle. Son zamanlardaki uyanmalar müstesna olabilir. O hadise son zamanların uyanışına hamdü sena ediyorum Allah'a. Uyanma var, uyanma var. Görmekteyiz bunu bütün tecelliyatıyla. Fakat hala kütle uyumaktadır memleketimizde. Hala yoğun kütle uyumak içerisinde uyku halindedir. Bilmiyor musunuz sanki? En Müslümanım diyen bir ailenin kızını istemeye geldikleri vakit nasıl tavır takınıyor bilmiyor musunuz? Rağbeti nedir bunların? Geliyorlar Müslüman hacı efendi, Müslüman zengin iş adamı, mümin Müslüman. Kızını istiyorlar. Beyefendi, kızınıza talibiz. Oğlumuza kızınızı istemeye geldik. Deyince bakın şimdi o Müslüman rağibini neye rağbet ediyor? Ve ilk sorduğu şey şu. Peki kardeşim olabilir ancak sizin oğlunuzun, sizin çocuğunuzun altında arabası var mı? Apartmanı var mı? Kaç bin lira maaş alıyor? Döşemesi, möblesi, mefruşatı, ipekten perdeleri, kornişleri, altınları, gümüşleri, elmasları var mı diye evvela kızını isteyen ailenin çocuğunun arabasını ve apartmanını soruyor.
Bakın Müslümanlar neye rağbet ediyor. Bakın Müslümanların regaibi neymiş. Evvelce ecdadımız vallahi böyle yapmazdı. Kızını istemeye gelen ailenin çocuğu hakkında evvela sorardı. Siz benim kızımı istemeye geldiniz ya kardeşim, sizin oğlunuzun imanı var mı diye sorardı. Onların rağbetine bak, bir de bizim rağbetimize bak Allah'ım. Onlar da Müslüman, biz de Müslüman öyle mi? Soruyordu. Sizin oğlunuz 5 vakit namaz kılar mı kardeşim? Bugün soruyor, benim kızımı isteyen ailen oğlu bütün dansları ve futbol maçını bilecek diye soruyor. Ve bu cemiyete Müslüman cemiyet diyorlar. Bunlar korkunç hadiseler, avuçlarımızın içine alıp çehremizi derin derin düşünecek ve sabahlara kadar uykumuzun kaçacağı hadiseler. Ne zaman uyanacak Müslümanlar diye Allah'a inim inim dinleyeceğimiz zamanlar ve hala biz regaibin farkında değiliz. Soruyorum tekrar size. Tepeden tırnağa boyanan ve süslenen kadınlar, gözlerinin üstünü ve altını masmavi boyalarla boyayan kadınlar, 1,5 santim uzunluğundaki diş tırnaklarının üzerini cilalandıran kadınlar, pedikür yapan kadınlar, manikür yapan kadınlar, her türlü allık, süsleme, kozmetik, her türlü şampuan kullanarak sokaklara dökülen kadınlar, kocasının rağbetini çekmek için mi, sokaktaki zanilerin dikkatini çekmek için mi yapıyorlar? Siz bu cemiyete İslam cemiyeti mi diyorsunuz? Allah'ın Resulü ferman ediyor. Bakın. Ben Resulullah'tan bahsediyorum. Kimse beni ilgilendirmez. El mer'etü izeşte atarat semerrat bil meclisi fehiye zaniyetün. Sadaka Resulullah. Nikahlı bir Müslümanın karısı dudaklarını, tırnaklarını, yanaklarını, ayaklarını her haliyle süsler, püsler, allandırır, tullandırır, tüllendirir, tellendirir. Bütün cazibeyi, şehriyeyi çekici haliyle, ilginç bir kıyafetle, kot pantolonuyla, bluzuyla, estirme saçlarıyla, etli kozmetik şampuanlarıyla sokağa çıkar da, caddede, çarşıda, parkta, pazarda, panayırda, otomobilde, vapurda, otobüste, trende, uçakta, mağazada, bakkalda, sokakta, o haliyle o cazip, o şampuanlı, o losyonlu, o pudralı, o kremli, o kokulu kadın kaç tane delikanlının dikkatini çekerse, kaç tane delikanlının şehvet arzusunu, zina isteğini uyandırırsa, o kadar delikanlıyla zina etmiş olarak vallahi mahşere gelecektir. Siz bu cemiyete Müslüman cemiyeti diyorsunuz. Allah Resulü'nün getirdiği hükümlere razı mı zannediyorsunuz neslinizi? Öyle insanlarla karşı karşıya geliyoruz ki başına bir eşarp koymayı başına katran dökülmüş gibi kabul ediyor. Kardeşim lütfen diyor bana başörtüsünden bahsetmeyin. Siz başörtüsünden bahsederken başıma katran dökülüyormuş gibi utanıyorum ve kızıyorum ben size diyor. Neslimiz budur bugün bizim. Emri bil maruf yapılmıyor. İslam anlatılmıyor. Keşke regaib kandilinde televizyonda tek bir mevlid olmayaydı da 10 dakika serbest bir konuşma olaydı keşke. Göreydiniz insanlarımızın uyanışını. Bizim insanlarımız bilmeden gidiyor cehenneme. Bizim insanlarımız bilmeden gidiyor zinaya ve fuhşa. Bizim insanlarımız yıkılıyor. Bizim insanlarımız mahvoluyor. İslam'ı anlatan yok. İslam'ı söyleyen yok bu cemiyette. Evet, işte aziz ve asil Müslüman, kendi nefsine soracaksın. Bugünkü nesil nasıl meydana geldi ya, biz neye rağbet ettiğimiz için geldi. En yakın tanıdığımız Müslümanlar bile, bakınız, ifade edeceği, oğlunu okula gönderip de okumasını istediği zaman, oğlunu hani normal evladını, ciğerparesini okula, mektebe,
gönderip okutmak istediği zaman bir takım rağbetleri vardı tabii, bir şeyler rağbet ediyordu. Okusun da benim evladım doktor olsun, ben doktor olması rağbet ediyorum diyordu. Okusun da çocuğum mühendis olsun diye rağbet ediyordu. Okusun da avukat olsun, okusun da savcı olsun, hakim olsun diye rağbet ediyordu. Kaymakam olsun diye rağbet ediyordu. Rağbeti buydu Müslümanlar. Bir kişi de çıkıp benim evladım okusun da Müslüman bir doktor olsun, Müslüman bir mühendis olsun diyeniniz var mıydı? Veya kaç kişi bunu böyle söylüyor? Bugünkü akıbetten hepimiz sorumluyuz. Her Müslüman sorumlu bugünkü akıbetten, bugünkü felaketten, bugünkü anarşizmden. Hükümetler sorumlu, devlet sorumlu, sen sorumlu, ben sorumlu, herkes sorumludur. Kimse kendini ayıplayıp çekebilir mi kenara? Benim oğlum okusun, çok paralı, çok para getiren mühendis, çok para getiren doktor olsun dediniz de hayır getiren bir evlat olsun demediniz. Hayır yapan, paralı bir evlat olsun dediniz de hayırlı evlat olsun demediniz siz. Ve bunun tedbirini almadınız. Kur'an'ını öğretmediniz çocuklarınızın. İslam'ı okutmadınız onlara. Namaz kıldırmadınız çocuklarınıza. Abdest aldırmadınız yavrularınıza. Camilere getirmediniz onları. Rağbetiniz sizin de dünyaydı. Allah dünyayı ise zindan etti şimdi. Bir ayet daha okuyayım bakınız. Müslümanın mücadelesiyle kafirin mücadelesini izah eden bir ayet. Estaizu billah. Meryem suresinin 46 numaralı ayeti bu. Hazreti İbrahim aleyhisselamla babası Azer, unutmayın. İbrahim peygamber aleyhissalatu vesselam, 5 vakit namazın her tahiyyatında oturduğumuzda biliyorsunuz, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e dediğimiz mukaddes peygamber İbrahim aleyhisselam. Onu Allahu Teala ne kadar sevmiş ki Müslümanların namazlarında duasına ortak etmiş onu. Bakınız, babası İbrahim aleyhisselama aynen şöyle söylüyor, Kur'an naklediyor. Kale, İbrahim'in babası oğlu İbrahim'e şöyle dedi. Eragibün ente an alihati ya İbrahim. Ey İbrahim, ey oğlum, sen bizim abav ecdadımızın tapındığı, ecdadımızın, babalarımızın gelip önünde secde ettiği putlarımızı reddediyorsun. Putlarımızdan yüz mü çeviriyorsun? Put put çekil. Eragibün ente an alihati ya İbrahim. Ey İbrahim, sen bizim putlarımızdan, bizim tapındığımız, bizim tepindiğimiz putlardan yüz mü çeviriyorsun? Rağbet etmiyor musun onlara? Babası evladına söylüyor. Le'in lem tentehi le'ercümenneke. Yemin ediyorum, bizim taptığımız putlara sen de tapmazsan ve bizim putlarımıza, bizim gittiğimiz yola karşı çıkmaya devam edersen, bu halinden vazgeçmezsen, seni elime aldığım bir taşla kafanı parçalar öldürürüm diyor evladına. Babası oğlu İbrahim'e söylüyor bunu. Le'ercümenneküm. Taşla seni racim ederim, öldürürüm seni diyor. Öldürürüm seni. Gittiğimiz yolu sen de takip edeceksin diyor evladına. Küfür babası. Evet. Lehturni meliyya. Defol. Uzun bir zaman gözüme görünme diyor, diyor oğlu İbrahim'e babası. Lehturni, beni terk et. Terk et beni. Madem ki benim gittiğim yolu putları ve Allah'tan başka putlara rağbeti kestin, benim sana rağbetim yok. Defol git. Defol git diyor oğluna. Bir taraftan böyle feryat ediyorlar. Öbür taraftan Nuh aleyhisselam da başka bir feryat koparıyor. Nuh aleyhisselam. Biliyorsunuz Nuh tufanı diye Kur'an-ı Kerim'de haber verilen dehşetli hadisenin içinde bulunan büyük kahraman Nuh aleyhisselam. Oğluna yalvarıyordu.
Ya bineyyerkem mâna. Ey benim biricik evladım, göz bebeğim, ciğerparem. Gel, irkep mâna. Gel bizimle beraber şu gemiye bin diyordu. Sen de şu gemiye rağbet et. Sen de şu Allah'ın emriyle inşa ettiğim gemiye, sefineye sen de rağbet et evladım, gel beraber bizimle beraber bin 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 diyor. Fakat Nuh'un oğlu, öz oğlu karşı çıkıyor, onun rağbet ettiğine rağbet etmiyor ve diyordu ki Seavi ila cebelin yasımuni. Babasına aynen şöyle hitap ediyordu. Git be, sen ne peygambersin ne babamsın, sen bunaksın bunaksın diyor. Peygamber olan babasını reddediyordu. Peygamberin rağbet ettiğine rağbet etmiyordu, yüz çeviriyordu. Sen değirmiş, bunak bir adamsın diyordu. Ben karşıdaki dağa tırmanırım. Yüksek bir dağ var karşıda, görmüyor musun? O dağa tırmanırım, dalgalar gelip beni boğamaz diyordu. Bunu söyler söylemez Allah'ın gadabı yetişti. Bir korkunç bir kasırga gelip, tufan gelip, oğlunu Nuh'un boğdu ve paramparça etti. Nuh aleyhisselam çok derin bir merhamet hissiyle ızdırap hissetti birdenbire içinde de dedi ki ya Rabbi, hani benim oğlumu, neslimi boğmayacaktın, halbuki gözümün önünde boğdun onu, benim evladımı boğdun ya Rabbi deyince Allah ferman etti, innehu leyse min ehli, senin rağbet ettiğin şeye rağbet etmeyen o senin oğlun değildir ey Nuh, ona oğlum demeye devam edersen peygamberlikten silerim seni diyordu. Gel Müslüman, gel, gel İslam'a rağbet et, neslini İslam'a ram et, küfür ve şirki nefsine haram et. Bak Kur'an böyle söylüyor. Zamanımız bitti, uzatmayacağım. Haftaya devam edeceğim bu mevzunun biraz daha başka bir sayfasını, başka bir hadiseyi nakledeceğim inşallah. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Pazar günü de şehzade başında dehşetle bir ders arz edeceğiz Allah'ın niyetiyle. Hiçbir endişeye kapılmadan ve anarşiye kaymadan, cemaatimizi tahrik etmeden, ben sizin gönüllerinizi tahrik ediyorum, ellerinizi ayaklarınızı değil. Ben sizin gönüllerinizi, kalplerinizi tahrik ediyorum. Elinizi ayağınıza karışmam sizin. Ve Müslüman cemaat nizama, intizama uyacaktır. Anarşiye kaymayacaktır. Hiçbir başıboş harekette bulunmayacaktır. İnşallah içimizdeki anarşiyi en yakında temizleyip İslam'ı bu topraklara hakim kılacağız. Çalışın Müslümanlar. Çalışın, gayret edin. Umutlanın, Allah'a bel bağlayın, tevekkül edin ve çalışmaya devam edin. Sizi yine müftülüklerimizin müsaadesiyle bir hayra yine davet edeceğim. Allahu Teala tuttuğunuz her kazancı, helal kazancı altın etsin ve cennete sermaye etsin inşallah. Yardımcı oluyorsunuz bugün de Sultan Fatih'imizin hocası, İstanbul'umuzun manevi Fatih'i, Sultan, maneviyat sultanı, ehlullah, evliyaullah, Akşemseddin Hazretlerinin medfun bulunduğu, türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük kazasında İmam Hatip Lisesi yaptıran kardeşlerimiz neşeli, umutlu bir gayret içerisinde ekip haline gelmişler, sizden yardım istiyorlar. İstanbul'un manevi Fatihi Akşemseddin Hazretlerinin namına ve aşkına Allah için yardım edin, Allah için yardım edin, Allah için yardım edin kardeşlerim. Eminim sizden, kesenizden, kasanızdan, hatta vicdanınızdan ve cüzdanınızdan eminim. Siz hiçbir İslami hizmeti geride bırakmadınız ve gayretinizi kesmediniz. Rabbetiniz Allah'tır, Allah'ı bulacağız inşallah, Mevlamıza nail olacağız inşallah Teala. Ve Allah nasip ederse inşallah ileride bu İstanbul'umuzun manevi Fatihi Akşemseddin Hazretlerinin Göynük'teki türbesini büyük bir cemaat halinde rağbet ederek İstanbul'dan kafileler halinde gidip orada türbesini inşallah yakında ziyaret edeceğiz. Size zamanını bildireceğim ve sizin de katılmanızı inşallah isteyeceğim. Allahu Teala şimdiden
her hayırlı amelimizde bizi muvaffak eylesin inşallah. Haftaya devam etmek şartı ve kaydıyla inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, cennetinde de toplanmak nasip eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Sız şaşsız bizi Kur'an'a mahkum eyle ya Rabbi. Müslüman Afganistan'a ve sair işgal altında bulunan İslam topraklarına bir an evvel kurtuluş ver ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.